Güzel Oyun'a hoş geldiniz. Güzel Oyun'da bu hafta Beşiktaş'ın ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Mehmet Özdilek konuğumuz olacak. Geçmişe yapacağımız bu keyifli yolculukta Mehmet Özdilek'in hayatına dair bilinmeyen yönler ve unutulmaz maçlar ekranlara gelecek. Güzel Oyun başlıyor. Mehmet Özdilek 1966 yılında Samsun'un Ladik ilçesinde dünyaya geldi. Futbolla küçük yaşta tanışan Mehmet Özdilek, yeteneğiyle yaşıtlarından ayrılıyordu. Çok geçmeden keşfedilen küçük Mehmet, Kahramanmaraş'a, ardından Beşiktaş'a transfer olacaktı. Daha amatöre yeni başladığımda Samsun'la Beşiktaş'ın maçı var Samsun'da. Samsunspor için çok değerli bir müsabaka, kaybetmemesi gerekir. Beşiktaş'ın da daha yeni yeni başladı. Yani Metin'in, Ali'nin, Feyyaz'ın böyle yeni yeni ortaya çıktığı dönemler. O dönem tabii böyle maça 5 dakika kala gelemiyorsunuz. Yani bir gün evvelden gece yarısı sıraya giriyorsunuz. Maç 2'de yani veya sabah çok erken gidiyorsunuz, sıraya giriyorsunuz. Bekliyorsunuz. Ciddi bir süreç var o süreçte. Ben de çok maçlara giden birisi değilim açıkçası, onu söyleyeyim ama maç Samsun için çok önemli olduğu için arkadaşlarla bir hadi gidelim dedik. Peki gidelim dedik. İşte maç başladı. İşte 1-0, 1-1, 2-1, 2-2 bitti maç. Ama tabii orada Beşiktaş'ta oyuncuları seyrediyorsunuz. İşte televizyondan baktığınız, gördüğünüz oyuncuları daha yakından görüyorsunuz. Çıplak gözle seyrediyorsunuz. Oyun akışında ben yanımdaki arkadaşıma şunu söyledim. Çünkü gayri ihtiyar yani. Bu aşırı güven midir? İnsanın kendine güveni midir? Veya kendi yeteneğini bilmesidir bilemem ama dedim ki ya bu Beşiktaş takımında ben oynarım dedim. Lise bitti. O dönemler bu kadar lig yoktu açıkçası. Amatör lig, ikinci lig ve birinci lig vardı. Kahramanmaraş'ta o dönem amatör ligden ikinci lige çıkmıştı. Orayı da Samsunlu bir antrenör Mehmet hocamız vardı. Mehmet Babalık o çalıştırıyordu. Benim de tabii çok böyle başarılı performansım onun da kulağına gidiyor. Diyor ki yani ben seni Maraş'a götürmemde yardımcı olurum, götürmekte yardımcı olurum. Ama bunun kararını oradaki yöneticiler verir dedi. Nasıl dedim? Ya işte orada seçmeler var dedi. Seçmelere götürürüz seni dedi. Biz 8 tane arkadaş Samsun'dan bu yolculuğa başladık. İki kere seçmeye çıktım. Yani bir kere hocanın isteğiyle, ertesi gün taraftarın isteğiyle çıktım. Müthiş bir keyif almışlar. Bir daha oynar mı demişler. İşte yöneticiler lütfen falan dediler. Oynadım ve o dönem Maraş'ta imzaladık. Ama seçmeleri de 25 bin kişi oynuyoruz yani. Aslında taraftar da ne tür oyuncu aldığını görüyor aslında yöneticilerin. Böyle bir profesyonellik hayatım başladı. Başlarken de tabii 17 yaşındasınız. 17 biterken ilk defa aileden uzaklaşıyorsunuz. Bir gün önce benim abim askere gitti. Ertesi gün ben Kahramanmaraş'a gittim. Yani bir aileden iki tane evlat çıkıyor. Aile için de kolay bir süreç değil. Annemin söylediği söz şuydu. Yani evet zorluk süreç geçirdin. Evet okumanı istiyorum. Başarılı bir öğrencisin ama bu yolu kendine seçtin. Olacaksan en iyisini ol dedi. Yoksa dedi hakkımı helal etmem sana dedi. Bu biraz tabii sözle latife gibi ama bu benim hayatımda çok önemli sözlerden biridir. Önce Samsun Ladik Spor, ardından da Kahramanmaraş Spor'da oldukça başarılı sezonlar geçirdi. İkinci ligde olmasına rağmen başarısı dilden dile dolaşıyor, büyük takımların transfer etmek istediği bir oyuncu haline geliyordu. Bu
Samsun Ladik Spor'da bir oyuncu var dediler falan. Gittiğinizde seyredin. Biz de aslında en azından iki haftada bir mutlaka Ankara bölgesi olarak Samsun, Zonguldak o bölgelerde röportaj yapmaya giderdik. Maçlara giderdik daha doğrusu. İlk orada seyretmiştim. O seyrettiğim sene açıkçası çok farklı bir oyuncu olarak karşımıza çıkmıştı ve seyrettiğimiz maçta iki kafa golü atmıştı. Biraz şaşırmıştık açıkçası. Yanımda hiç unutmam rahmetli Devrim Sağaroğlu da var. Devrim abiyle birlikte gitmiştik. Yani bu boyla bir orta saha oyuncusunun kafa golü atması açıkçası çok ilginç gelmişti bize. Gazetelerde Kahramanmaraspor'da bir oyuncu var diye manşetlere çıkmıştı. O oyuncu daha sonra Beşiktaş'a transfer oldu. Beşiktaş'a transfer olduğu dönemden hemen sonrasında anahtar bir oyuncunun Beşiktaş'a geldiğini anladım. Çok kritik anlarda attığı goller, ön plana çıkması ve uzun yıllar Beşiktaş'a hizmet vereceği görüntüsü bende öyle bir imaj oluşturmuştu. Maça gittim, Antalya ile oynuyor Kahramanmaraş. Çok fazla tanıdığım futbolcu yok. Herhalde zor maç. Ki verdiler beni. Maç böyle bayağı bir kızıştı. Ama maç artık kalacak yarıda. Onu hissediyorum. Yani. Maçın yarıda kalacağını hissediyorum. Bu maçın gidişatı iyi değil. Yani biz burada sopa yeriz. Bizim sopa yememiz için eğer ben hissedersem maçın çok ters olabileceğini, çıkış tüneline yakın bir yerde sakatlanabilirim. Yalandan. Ben sakatlanırsam bil ki sakat değilim yani. Karşıdaki hakem benim yanıma gelsin. Nasıl olsa bu hakem benim yanıma gelecek. Biz içeri gireceğiz, maçı bırakacağız. Çünkü öyle bir tazyik var. Yani bu hakeme şansımız %100. Onu hissediyorsun tabii, bu futbolculuktan gelme bir olay. Maç oynandı. 1-0 gidiyor. Ya bir çocuk çıktı, kısa boylu böyle. Ya alıyor, veriyor. Allah Allah, veriyor. Bir çakıyor, üst köşe. 1-1. Böyle biraz meltem oluyor hava. Bir daha alıyor, veriyor. Ama çocuk böyle orkestra şefi gibi. Sahneye çıktı yani. Ama 55-60'dan sonra çıktı oyuncu sahneye. Ya çocuk gene aldı verdi. Bir daha vurdu. Böyle bir 25'ten 30'dan. Öbür çatal. Maç 2-1 bitti. İçeri girdim ya, dedim ki çocuğa baksanıza, bunun adı ne? Dediler ki Mehmet diye bir oyuncu. Mehmet'i orada gördüm. Ya enteresan bir oyuncu yani. Hakikaten değişik bir oyuncu. Sonra bunu birkaç yerde konuştum. Beşiktaşlar duymuş işte. Süleyman abi falan dedi. Ya yani hakikaten değişik oyuncu. Şimdi hakem futbolcunun oyun şekline bakmaz. Hakem pozisyona bakar, faule bakar, ele bakar, penaltı var mı bakar. Ama şimdi bazı oyuncular var. Mesela Mehmet. Ya hakemin dikkatini çeken bir oyuncu. Bu farklı bir olay. Mesela Archie Shota. Hakemin dikkatini çeken bir oyuncu. Benim çok azdır bu tarz olay. İşte birisi Mehmet'tir, ikisi odur. Beşiktaş'ın efsane başkanlarından Süleyman Seba kulüp tarihine geçen izler bırakmıştır. Özellikle 1980'lerle beraber yapılan futbol yatırımı karşılığını fazlasıyla almıştır. Şampiyonluklar, kupalar, unutulmaz başarılar bu jenerasyonun dilden dile anlatılmasına sebep olmuştur. İşte Şifo Mehmet de bu kadronun en değerli isimlerinden bir tanesiydi. Transferden sonra birçok o dönem spekülasyon yapıldı aslında. Yani Beşiktaş hep ikincilikten oyuncular alıyor. İşte ben geldim, Recep geldi, Şenol geldi, Halim geldi, bir sene evvel Zeki geldi ama bunlar Beşiktaş'a ciddi hizmet veren oyuncular oldular o süreçte. İlk geldiğimde tabii ben Kahramanmaraş'ta forvet arkası oynuyordum. Yani o dönemde 32 tane gol atmıştım. Yani gol sayım çok yüksekti orta saha oynamama rağmen. Genç bir jenerasyon aslında, yaşlar hep birbirine çok yakın. Metin, Ali, Feyyaz, Rıza, Gökhan, işte arada bir Ulu abi ile Kadir abi, bir 5 yaş kadar bir aramızda fark var. Onun haricinde işte Zeki'si, Recep'i, Şenol'u falan, Halim'i, hepsi böyle birbirine çok yakın bir oyuncu grubu. Zaten başarıdaki en önemli unsurlardan biri de çok birbirini tamamlayan oyuncuların yetenekleriyle, sosyal yaşantılarıyla birbirini destekleyen oyuncu grubunun birlikte olmasıydı. Sonra tabii
işte arkadaşlarımızla falan tanıştık. Kolay değil tabii yani bir sene evvel televizyonda gördüğün insanlarla o formayı, o sohbetin içine giriyorsun. Ama tabii hem enerjilerin tutması ama bunun yanında bir de sahadaki ortaya koyduğunuz performans çok önemli. Ben geldiğim ilk günden itibaren evet ben bu takımın oyuncusu olabilirim olgusuyla bu işin içine girdim. Şifo Maraş'tan transfer edilen hepimizin şaşırdığı, ya Maraş'tan geliyor. Maraş'ın o zaman oynadığı saha bile topraktı. İşte geliyor, futbola geç başlamış. Nasıl transfer oldu diye kendi kendimize düşündüğümüz bir oyuncuydu ama Şifo geldi. Gelir gelmez de lakabını aldı. Hepimizin beklentilerinin üstünde bir performans gösterdi. Hem arkadaş ilişkilerinde hem sahadaki top oyununda oldukça başarılıydı. Uzakta Mehmet var, ortaya atıyor. Şenol'a gelmiyor Mehmet de ve Beşiktaş 2-1 önde. Beşiktaş 2-1 önde. Mehmet de solda bekliyordu, bekliyordu. Ve Beşiktaş 2-1 öne geçiyor. Karşılaşmanın 78. dakikası. Beşiktaş'a transfer olduğunda çok gençti. Kısa sürede stili ve futbol yeteneğiyle kendini ispat eden başarılı oyuncuya, Belçika'nın dünya ünlü isimlerinden Enzo Şifo'ya olan benzerliğinden dolayı Şifo lakabı takıldı. Mehmet Özdilek artık Şifo Mehmet'ti. Mehmet topa doğru geliyor. Mehmet vuruyor ve gol! Yani Şifo lakabını takan İhsan Topaloğlu'dur. O zaman bizim spor müdürümüzdü. Hatta Zeki Önatlı'ya da Bergomi Zeki'yi takan yine sevgili İhsan Topaloğlu'dur. İhsan Topaloğlu o zamanlar tenkit de yazıyordu. Zaman zaman fırsat buldukça görevini düşünüyorum. De tabii müdür yardımcısı mıydı? Müdür mü tam hatırlayamıyorum İhsan Topaloğlu'nun ama bir maç Beşiktaş açısında Şifo Mehmet lakabı taktı. Biliyorsun Belçikalı ünlü oyuncu. Boy posta çok benziyordu. Oyun stilleri de aynıydı. Dolayısıyla Şifo Mehmet'i ilk takan isim babası İhsan Topaloğlu'ydu. Yani onu da hatırlatmakta yer var. Çünkü herkes kendisine mal ediyor. Onu birebir yaşayan bir insanım ben. Bayram, Mehmet kaçtı top istedi. Mehmet ceza sahasında ofsayt yok. Mehmet, Adana sıyrıldı, kale boş. Mehmet ve gol! Beşiktaş takımı Gordon'la birlikte 4-4-2 sistemini Türkiye'de ciddi oynayan tek kulüpten bir tanesiydi. Belki de en iyisiydi, onu söyleyeyim, oyuncu profiliyle birlikte. Ben de 4-4-2'nin en solunda oynayan, kanat oyuncusu konumunda oynayan ve orada şans bulan bir oyuncuydum. Tabii ilk 1,5 sene ciddi anlamda, efor anlamında beni çok zorladı. Ama her sene ortalama yine gol adedi anlamında aslında bakıldığı zaman 8-9 golün altına düşmedim. Kenar oyuncusu olmama rağmen. Şifo'yu şu anda tarif etmenin şeyi, Şifo senelik Türkiye'de 5 milyon euroya oynayacak bir oyuncuydu. En güzel tarifi bu herhalde. Yani Şifo futbol açısından hiç problemi olmayan, top kaptırması, adamı geçen, fiziğinin dezavantajına rağmen bunu olumlu yönde kullanıp top kaptırmayıp topla beraber rakibi oldukça kolay ekarte edebilen çok yetenekli bir oyuncuydu. Bence Şifo Mehmet dediler. Size çok net söyleyeyim. Şifo Mehmet lakabı yanlıştı. Mehmet Avrupa'da top oynasaydı Şifo'dan iyi oyuncu. Mehmet Şifo derlesi deselerdi daha iyi olurdu. Ama o zamanki şartlarda insanlar kafi görüyorlar. Mehmet de tabii Samsun'da yetişmiş, duyuyorum. Kafi geliyordu. Halbuki Şifo gibi oyuncular Avrupa'dan önceden çok farklı yerlere gelirlerdi. Yani Şifo Mehmet lakabı bence Türk futbolunda yanlıştır. Mehmet Şifo olurdu. Çünkü Şifo Mehmet'ten iyi değildi. Onu söyleyeyim. Bir kartla bitirdi. Tek bir kartla futbol hayatını bitirdi. O da çok da hak etmediği gibi düşünebileceğimiz bir kırmızı karttı. Hani centilmen futbolcu dediğinizde Mehmet Özdil'i ona örnek gösterebilirsiniz. İkincisi, sanıyorum o rekoru da hala kırmadı. Yanlış hatırlamıyorsam bir orta saha oyuncusu olarak Türkiye Ligi'nde en çok gol atan oyuncu o. İşin ilginç tarafı da 1.66'dır sanıyorum boyu. 1.66 gibi futbol için bu kadar yoğun mücadele yapılan bir oyun için kısa boya rağmen kafa golü sayısı birçok ondan uzun santrafordan fazlaydı. Bu da onun ne kadar zeki bir futbolcu olduğunu gösteriyordu. Yani hem yönetir hem de gider kendisi atardı. Onları çok iyi hatırlıyorum. Köşe vuruşu kullandı Beşiktaşlar. Mehmet'in vuruşu kaleci hayrettir.
Beşiktaş Gordon Milne oyuncularıyla bir döneme damga vurmuştu. 1990, 1991 ve 1992 yıllarında arka arkaya gelen 3 şampiyonluk, Beşiktaş tarihinin en görkemli dönemi olarak tanımlanır. O efsane takım, taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan, yalnızca saha içindeki uyumlarıyla değil, saha dışında da birbirinden ayrılmayan oyuncu topluluğundan oluşuyordu. Başarının arkasındaki en önemli etkenlerden biri, şüphesiz takım olabilmekten geçiyordu. Beşiktaş'a geleli bu 3. senem benim. 7 senelik bir profesyonellik hayatım var. Böyle bir maç oynamadım. Artı bir de Galatasaray gibi büyük bir takıma karşı 2-0 mağlup duruma düşüp farklı daha sonra 3-2 galip bitirmek gerçekten çok güzel bir olay. Çok özgüven vardı bütün oyuncularda, kişisel olarak onu söyleyeyim. Ve yetenekliydi. Çok yetenekli bir oyuncu grubumuz vardı. İşte 50 yılda belki 100 yılda bu kadar birbirini tamamlayan oyuncu grubu bir arada olabilir. Tabii saha içi kadar saha dışında da hayatı birlikte yaşayan, paylaşan, üzülen, sevilen bir oyuncu profili vardı. Yani o efsanevi kadroda, Metin Ali Feyyazlı kadroda, Ulviler, Kadirler, Sametler, Rıza'nın, Metin Ali Feyyazlı'nın olduğu kadroda çok önemli bir yer bulmuştu kendisine. Çok da seviliyordu. Yani türbinlerin de çok sevdiği bir isimdi. Oynadığı futbolu zaten anlatmaya gerek yok. Gerçekten müthiş bir tekniğe sahipti. Yani o kısa boylu olmasına rağmen büyük top oynuyordu bana göre. Şampiyonluk maçından evvel işte oyuncu grubunun birçoğunun karnı acıktı. Doğal olarak kamplar da olur bu. Oradaki işte hoca oyuncu ilişkisini anlatmaya çalışıyorum. Acıkınca dedik ya Gordon'a gidelim söyleyelim. Hani biz acıktık, gidip bir yerde bir şeyler yiyebilir miyiz? Aslında bugün itibariyle imkan var mı yollaman, göndermen falan ama gittiğimizde şey dedik yani hoca biz acıktık hani bir şeyler yemek istiyoruz. Kaç kişisiniz dedi. Biz de 17 kişiyiz dedik. O zaman o uyanın da kaldırın da dedi beraber gidin dedi. Ya orada o takım bütünlüğünü anlatmaya çalıştık. Ve kalktık hep beraber gittik yani şampiyonluktan bir gün önceki kampta olan hadise bu. Arkadaşlık, arkadaşlık, arkadaşlık. Ve bir de sisteme inanan oyuncuların Gordon Milne'le birlikte sonra Dağım da geldi bir ara. Teknik direktörlerin dediğini aynen uygulaması, arkadaşlık ve disiplin. Beşiktaş'a o büyük başarıları getirdi. Şampiyonluklar tabii çok önemli, çok değerli, çok kıymetli. 3 sene arka arkaya. Aslında 4. sene kaçırdığımız şampiyonluğun bugün itibariyle düşündüğümüzde ne kadar kıymetli bir şampiyonluğu kaybettiğimizi bugün çok daha net algılayabiliyoruz bizim jenerasyon. Çünkü avarajla kaçırdığımız, sonuna kadar getirdiğimiz, belki de hak ettiğimiz ama rakibimizin Ankara'da 8-0 kazandığı, bizim içeride 3-1 kazandığımız müsabakada avarajla kaçırdığımız bir şampiyonluk. O gün belki 4'ü yakalasaydık, bugün Beşiktaş belki çok daha farklı şeylerde, yönlerde olabilirdi diye düşünüyorum. Biz o gün rakibimizi de tebrik ettik. Biz o gün şampiyon olmuş gibi 18 futbolcuyla gece dışarı çıktık. Galatasaray takımının şampiyonluk kutlaması yaptığı yere gittik. Bütün Galatasaraylılar bizi alkışladı şampiyon olmuş gibi. Yani futbolun güzellikleri bunlar zaten. Yani renkler önemli değil. Önemli olan futbol kültürünü aynı güzellikte bütün takım taraftarlarının yaşaması, ortaya koyması. Niye eskiyi hep özlüyoruz? Statlar dolu olsun, yarısı Fenerli olsun, yarısı Beşiktaşlı, yarısı Galatasaraylı, yarısı Trabzonlu. İşte futbol bu zaman güzel, o zaman güzel. Bir kere Süleyman Seba, Süleyman abi rahmetli. Onu buradan mutlaka analım, her konuşan da anacaktır. Onun büyük ve çok net parmak izleri var burada. Birincisi o. İkincisi evet Gordon Milne'in müthiş bir katkısı var. Ama altyapıdan gelen bir grup var. Metin Ali Feyyazlar. Onlara birlikte destek veren yukarıda ağabeyler var. Ağabeyler, çocuklar hep birlikte harika bir kolej takımı var. Bu kolej takımında sınıfta kalan büyük abi hiç yoktu. Yani bazen olur ya kolej takımında sınıf
abimiz böyle yoktu. Ama yaş itibariyle büyükler vardı. Buna rağmen muazzam bir uyum vardı. O dönemde de ya biraz gözümüzün pası silinsin, şu keyif alalım biraz deyip Beşiktaş'ın maçlarına gidilirdi. İleri çıkıyor Rahim'in pası, Ayhan hareketli, ceza sahasında Ayhan ortaya, kafa vuruşu ve üçüncü gol. Mehmet ve Beşiktaş 3-0 önde. Mehmet ve Beşiktaş 3 farklı üstünlüğü yakalıyor Antalya Spor karşısında. Mehmet Özdilek kariyerinde kuşkusuz unutulmaz maçlara çıktı. Hem Beşiktaş formasıyla hem de milli takım formasıyla unutulmaz 90 dakikalarda sahada yer aldı. Şimdi dilerseniz bu karşılaşmaları hatırlayalım ve Mehmet Özdilek'in nasıl bir oyuncu olduğunu daha yakından gözlemleyelim. Son dakikada Mehmet kuşku yapıyor ve işte Beşiktaş'ın ikinci golü. Beşiktaş'ın ikinci golü. Daha sonraki teknolojik ortamda bunun gol olduğunu ifade ettiler. Biz Ahmet Çakar'dı o zaman orta hakem. Yan hakemin çok ısrarlı net görüşünden dolayı zaten verdi ama o dönem ben de aynı şeyi söylemiştim. Semih'in dokunduğu pozisyonda zaten dokunmasa top yine dışarı çıkıyor. O top dönmeye başladı, falso aldığı dönmeye başladığı anda Semih'in topla çıkarışı var. O günkü şartlarda Semih de doğal olarak gol değil dedi ama zaman ilerleyince o da gol olduğunu ifade etmişti. Evet. Hollanda'da beraberdik. Maçı ben anlatıyorum. Ajax Beşiktaş'ta karşılaşıyor. Mükemmel bir gol attı. O anı unutamam. Herkes Ajax'ın Beşiktaş'ı çok rahat yeneceğini düşünüyordu. Bütün hesaplar öyleydi. Ve Ajax'ın iyi olduğu dönemler, Litmanenli kadro, mükemmel bir gol attı. Herkes, çoğunlukta Hollanda Ajax taraftarı, büyük bir sessizlik içinde şifonun an ve an topu ağlara gönderiş anını izlediler. Ve tabii ben kendimden geçmişim gol olduğu anda. Sonra Ajax yine gücünü gösterdi. Maçı kazandı ama şifo da o anahtarın ne kadar önemli olduğunu Türkiye'ye bir kez daha ispatlamış oldu. Sergen Arapası'nı müthiş atmıştı. Zaten yani o birlikte oynamanın getirdiği avantaj öyleydi. Kaleciyle karşı karşıya kaldım ve gol yaptım. Ama tabii bakıyorsunuz rakip takımın kadrosuna. Overmars, Koeman, Rijkaard, De Boer kardeşler, David, Litmanen ciddi bir oyuncu profili var. Yani biz orada 2-1 mağlup duruma geçtik. Mağlup duruma düştük. Akabinde benim kaçırdığım yine bir gol var. Hatta dediler ya işte verseydin de falan da ama tabii oradan oraya kadar gidiyorsunuz. Yani insanda efor kalmıyor. Ciddi bir baskı yiyorsunuz. Rövanşı oynuyoruz. Yani müthiş 40 bin kişi bir stat İnönü'yü düşün. Yani iğne atsan yere düşmez. Biz sanıyorum 7. dakika bir rakip 18'e doğru gidebildik. Yani o tutamıyor. Yani Recep çok çabuk bir oyuncu. Litmanen 5 metre geriden atıyor, 5 metre fark atıyor Recep'e. Yani bu kadar yetenekli oyunculara karşı oynadı. Belki de benim kariyerimde bitmesini istediğim tek müsabakadır. Yani buradaki maç, 4-0 kaybettiğimiz maç. Yani Allah'ım bitir de şu eziyetten kurtulalım dediğim tek müsabakadır. Erdoğan oldu noktaya, Erdoğan Atay. Bir maç daha, nefes bir gol. Şifo Mehmet, şifo Mehmet attı. Nefes bir gol attı. Top. Ceza sahasına doğru gelirken hiç beklenmedik Andre Başatay'ı yaptı. Zaten öyle golleri var. O gol Galatasaray'ı çok üzer. Beşiktaş'ın güvenini kendine getiren ve o maçı almasını sağlayan bir goldü. Bizim çok kötü oynadığımız, kötü başladığımız, rakip kaleye çok zor gittiğimiz bir atmosferde bir uzun topla başlayan bir organizasyon. Sanıyorum
Ertuğrul indirdi. Oktay ıska geçti. Top öyle bir geldi ki yani beni ancak gol yaparsan mutlu edersin düşüncesiyle. Yani doğru pozisyonda o günkü şartlarda belki de doğru bir adama geldi. Estetik açısından da çok güzel bir goldü ama anlamı kupayı kaldırdı. O bence daha güzel oldu. Orta, arka tarafa doğru. Bir kala ve gol! Babadan'a gidiyor. Ahmet Dursun atıyor. Ve Beşiktaş Barcelona karşısında 1-0 önde. Ortada Ahmet, geriden Numa da geldi. İbrahim'in pası, Numa. Şimdi Ahmet, ikinci gole gidiyor Beşiktaş. Ahmet ve gol! 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 Ahmet Dursun gol atıyor. Ahmet Dursun atıyor. Ve Beşiktaş bir dünya devini yıkıyor. Şimdi pas Münş'e, ortada Numa. Münş'ün ortası. Pascal Numa! Pascal Numa ve gol! Dünya devine karşı oynuyorsunuz. Tarihte önemli bir yer teşkil ediyor. Öncesi tabii tek favori Barcelona. Ama sahada bazen oyuncuların son söylemleri çok önemlidir ve çok değerlidir, çok kıymetlidir. İşte bakıldığı zaman hani eksikleri falan derler ya, kaybeden takım hep der ki ya bizim şu oyuncumuz yoktu, bu oyuncumuz yoktu ama rakip Barcelona'dır. Eksiğiniz de olsa, artınız da olsa Barcelona, Barcelona'dır. Bu da tarihte önemli bir yer teşkil eder Beşiktaş tarihinde. Mehmet Öz ile kariyeri boyunca medya ile ilişkilerini daima iyi tutmuştur. Sempatik hareketleriyle futbol severlerin sevgisini kazanan Şipo Mehmet, geçmişe dönüp baktığımızda eğlenceli görüntülerinde içinde yer almıştır. Ancak arkadaşımız Akın Serin yaptığı bir test sonucunda siyah beyazlı forvetin dışında diğer oyuncuların pek de dikkatli olmadığı ortaya çıktı. Mesela Alpay başlasın. Ne dersem tekrar ediyorsun. Kırmızı. Kırmızı. Beyaz. Beyaz. Siyah. Siyah. Beş. Beş. Bu kaç? İki. Bu kaç? 200. Evet. Şimdi sıra Gökhan'a geldi. Lacivert. Lacivert. Beyaz. Beyaz. Gökhan. Gökhan. Akın. Akın. Şampiyon. Şampiyon. Bu kaç? 3. Bu kaç? 3. Evet değerli izleyiciler. Bu kaç dedik. Herkes rakamı verdi. Oysa bu kaç diyeceklerdi. Bu Mehmet ne ballı çocuk, vallahi çok şanslı çocuk. Ne amcası var ne dayısı, bundan iyisi Şam'da kayısı. Mehmet, ula Mehmet. En büyük Mehmet, bizim Mehmet. En büyük Mehmet, bizim Mehmet klibini müthiş bir görsel efektlerle o kadar güzel klip haline getirmişler ki o zaman da yeni çıkmıştı bu parça, çok da herkesin dilindeydi. Rahmetli beni aradı, dedi ki ya Mehmet o kadar güzel olmuş ki dedi, televizyonlarda yayınlandıktan sonra ben bu parçanın üzerine başka klip çekemem çünkü oturmaz dedi, birbirini tutmaz dedi. Nerede ala nerede Mehmet, hadi yine yürü nöbete Mehmet, askerlik uzadı Mehmet, gelemedi tezkere Mehmet. Saldım çayıra Mehmet, mevlam kayıra Mehmet, saldım çayıra Mehmet. Bütün bölük toplansın. Mazhar Fuat Özkan'ın Ali Desideros'u, işte Feyyaz Hoca, Şenol Hoca ve benle alakalı müthiş bir klibimiz var. Bu klip baktığımız seyrettiğimiz zaman hala gülüyoruz. Böyle bir tebessüm getiriyor. Aslında gündüz 12'de çekilen ama herkesin çok enerjik olduğu, işine konsantre olduğu bir klipti. O klipte gitar çaldıktan sonra benim ciddi ellerimde kanamalar oldu. Yani ciddi de o kadar kaptırmışım kendimi. Ama çok keyifli şeylerdi onlar ya, görsellerdi. Bizim için belki kötü bir şeydi ama o zamanlar mesleki anlamda bu tip şeyler yapıyorduk. Mesela Yaşar Saygı'nın kulakları çınlasın. İsim babası, yani bu ismi öneren o söyleşiyi orada yapmayı. Fenerbahçe Beşiktaş maç öncesinde oldu bu maç. Fulya stadında yani Evren hakiki silahlarla, bir de böyle bir apokon kıyafeti falan giydik onlar. Ellerinde silah, şapkalar. Üçünde de silah var ama hakiki silah mı? Sniper'lar falan var. Öbürsünde Fenerbahçe'de de şey yaptık. İşte yine bir İtalyan Sicilya mafyası yaptık. Böyle bir resmi koyduk. Ertesi gün
Gazeteyi yendikten sonra İslam Tübü Allah rahmet eylesin. Ya dedi, bir savaşa mı gidiyoruz, maça mı gidiyoruz anlamadım. Bari bir de vursaydınız birbirini diye çok ağır bir eleştiride bulmuş ve yazısına da yazmıştı. Tabii o zaman Şansal Büyükay'dı bizim spor müdürümüz. Bunun çok doğru olmadığına sonra karar verdik. Yani bir futbol maçı öncesinde böyle silahlarla fotoğraf olarak güzel, görsel açıdan da çok güzel ama bugüne baktığımız zaman hiç oturmayan ama başarılı bir işti tabii. O zaman Yaşar Saygı da çok övgüler ve ödül almıştı o işten. Beşiktaş'ta 13 yıl oynadı. Siyah beyazlı formayla 1980'leri de 2000'leri de görebilen başka bir oyuncu bulunmuyor. İstikrarlı kariyerinde 4 Türkiye Ligi şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası, 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 Başbakanlık Kupası ve 1 de Atatürk Kupası kazandı. Orta saha oyuncusu olmasına karşın attığı 130 golle Türkiye liglerinde bu alanda ilk sırada yer alır. Aynı zamanda yaklaşık 500 kez Beşiktaş forması giyerek Rıza Çalınbay'dan sonra siyah beyazlı kulüpte en çok forma giyen ikinci oyuncudur. Mehmet Özdilek amili takımda da 31 kez sahada başarıyla mücadele etmiştir. Mehmet atıyor golü ve Beşiktaş 4. golü buluyor Ankara deplasmanında. Mehmet golün sahibi. Beşiktaş'a geldiğim 87-88 yılında yani 2001-2002 yılını çok hayal edemiyordum ama 3-5 yıllık planlamayı yapabiliyordum. 87-88 yılında 2001'i düşündüğünüz zaman çok uzak geliyor size. Ama diyorsunuz ki ya 90-92-95 yıllarına kadar ben hayatı planlayabilirim, hedefler koyabilirim. 95'ten sonra diyorsunuz ki evet ben bir hedef daha koymalıyım. Çünkü birçok şeyi artık alıyorsunuz bünyenize ve tecrübeleniyorsunuz. Benim hedeflerimden biri de buydu. Yani zirvedeyken bırakabilmek. İnsanlar ya Mehmet bir sene daha oynayabilir, iki sene daha oynayabilir olgusunu insanların kafasına koyabilmekti. Ki bunu ben koyduğumu düşünüyorum. Jübilesi görülmeye değerdi. İnönü Stadında Beşiktaş, Fatih Terim'in çalıştırdığı Milan'la karşı karşıya geldi. Belki de Türk futbolunda en son ve en görkemli jübile Mehmet Özdilek'inki oldu. On binlerce taraftar İnönü Stadını onu son kez izlemek için doldurmuştu. Mehmet Özdilek'in vedası üzerinden yıllar geçse de hala hafızalardaki eşsiz yerini korumakta. Ve hakem ilk yarının bittiğini ilan ederken Mehmet gidiyor. Bütün ışıklar söndü. Takip spotları Mehmet'in üstünde. İstanbul İnönü Stadı karardı. Ve Mehmet'in gidişiyle bizim de gönlümüz karardı. Beşiktaşlı arkadaşlarının omuzlarında. Tabii burada Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı, Beşiktaş Kulübü, işte Fatih Terim, Milan, Mehmet Özdilek hepsi birbirini tamamlayan unsurlardı. Biz 6 ay boyunca amatör ruhla profesyonelce çalıştık. Çok net söyleyeyim. Herkes. 4 Ağustos 2001 tarihinde de benim için müthiş bir gece oldu. Ben her oyuncuya nasip olmasını isterim. Çünkü jübile oyuncuların taraftarıyla vedalaştığı son gündür, son sahaya çıktığı bir süreçtir. Orada da ister ki stadı dolu olsun. Onu destekleyen herkes onu alkışlasın. Veda değildir aslında. Hayata yeni bir başlangıçtır o ama ben bunu layıkıyla yaşayan bir insanım. Onu söyleyeyim. İnanılmaz bir tablo. Muhteşem bir manzara. Helikopter görüntüleri size. Muhteşem manzarayı çok iyi anlatıyor sanıyorum sevgili seyirciler. Ya, tabii onu kelimelerle anlatamam. Müthiş duygusallığın tavan yaptığı, 7'den 70'e herkesin, Fenerlisi, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısının, bence hepsinin böyle gözlerinden bir tutam yaş akıttığı bir gecedir o. Bakan, bu ışık şelalesi, anlatamam bu tabloyu sevgili seyirciler, herkesin burada olması. Jübileler biliyorsun çok hep böyle işte parayla yapılıyor. İşte futbolcu onun kapısına gidiyor, bunun kapısına gidiyor, biletler satıyor falan. Mehmet Özdilek buna son vermiştir. Nasıl verdi? İnönü Stadı'nda muhteşem bir jübileyle. Hasan Arat'ın da kulakları çınlasın bu arada. Eğitim Gönülleri Vakfı'na bağışladı. Ondan sonra jübileler nokta kondu. Yani o son noktayı Mehmet Özdilek koydu. Bu açıdan kendisini de kutluyorum. Gerçekten çok örnek bir oyuncuydu. Müthiş bir özveri gösterdi. Müthiş bir tam kendisine yakışan da oydu zaten.
Türk futbol tarihi boyunca özel futbolcu olarak hem oyun hem elde ettiği başarılar, milli takım Beşiktaş, hem de kişiliği olarak hep bir özel yeri olacaktır. Çok farklı bir oyuncu Şifo. Beşiktaş camiasının jübilesi oldu. Herkes Şifo'ya yardımcı oldu. Herkes eline taşın altına soktu. Gerçekten unutulmayacak bir jübileyle Şifo veda etti. Şimdiki futbol döneminde böyle bir şeyin olması inanın bana mümkün değil. Yani ikincilikten geleceksiniz, Beşiktaş gibi bir camiada top oynayacaksınız ve bank oyuncu olacaksınız ve bir ismi yazdıracaksınız. Şey gibi geliyor, bir masal gibi geliyor bana artık. Şifo bunu gerçekleştirdi. Bunu gerçekleştirirken futbola bir de geç başlamıştı o. Bunun da dezavantajını yaşadığı halde bunlara başardı. Şifo'nunki bir serüven, o serüven de mutlu sonla bitirdi. Bu onun için çok önemliydi ve önemli bir şeyi başardı. Beşiktaş'ta tribünlerinin tam ortasında Mehmet'e şunu söylemek istiyor. Sen gidiyorsun ama 10 numaralı forma Mehmet burada ve yapmış olduğu bu jest, evet, muhteşem bir jest. Mehmet 1 milyon. Tabii 1 en büyük duygusallığı aslında ben jübilenin sonunda o stattan herkes boşaldıktan sonra çok sevdiğim Erkut arkadaşımla birlikte ikimizin statta son beraber stadı kapayıp çıktığımız arabanın arkasında oturup onu eve bıraktım. Sonra da ben onu bıraktıktan sonra da eve tek başıma gittim. Orada bütün hayatım böyle gözümün önünden bir şerit filmi gibi geçti. Yani doğduğum günden amatörlük, Maraş, Beşiktaş, şampiyonluklar, milli takımlar, sevgi seli işte ve bir şeyin sonu. Ama herkese böyle son nasip etsin. Belki burada bir futbol hayatım sona eriyor ama hayatın diğer tarafı başlıyor. Bırakalı 16 yıl olmuş. Ben hala o sevgiyi Türkiye'nin, Avrupa'nın her yerinde yaşıyorum. Demek ki doğru şeyler yapmışız, doğru izler bırakmışız. Herkese de nasip etsin, onu söyleyeyim. Futbolu bıraktıktan sonra İngiltere'ye giderek teknik adamlık eğitimi aldı. Döndüğünde kısa bir süre Malatya Spor'da görev yaptı. Ardından 2005 yılında A milli takımda Fatih Terim'in ekibinde yer alan Mehmet Özdirek, İsviçre ile oynanan 2006 Dünya Kupası elemeleri maçında çıkan olaylar sebebiyle görevinden istifa etti. O gece Mehmet Özdirek için belki de hayatı boyunca unutamayacağı kötü gecelerden biriydi. Bu süreçte tabii beni en çok zora sokan şeylerden bir tanesi, bence teki, 16 yıl en çok sevdiğim, keyif aldığım mesleğimden uzak kalmak. Yani bu bence benim için acı çektiğim o süreçte en ağrıma giden unsurlardan biriydi. İşte o 16 aylık süreçte de benim kızım dünyaya gelmişti, Yağmur. Ben 16 yıl aşk yaşadım kızımla. Ha ne yaptım? Sosyal sorumluluk projeleri yaptım tekrar. Ben o süreçten sonra yine toplumdan çok büyük sevgi gördüm. Daha fazla, çünkü orada bir yalnızlaşma vardı. O yalnızlaşmanın getirdiği insanlardan müthiş bir geri dönüş oldu. Çünkü ben her söylediğimin arkasında kaldım. Kendimi doğru ifade ettiğimi düşündüm. Ama bana hayatıma çok şey kattı mı? Evet, çok şey kattı. Kırgın mıyım? Hayır. Yaşanması gerekiyormuş. Öyle bakıyorum çünkü doğrusu bu. Onlardan da bir şey öğrenmek gerekiyor ki öğrendiğime inanıyorum. Onun için bugün Mehmet Özdirek olarak sizin karşınızdayım. Hala dik duruyorum. Kafam yukarıda. Doğru şeyleri anlatmaya çalışıyorum. Evet, yaşandı, bitti. Bir tecrübe. Evet, tecrübe. Sadece 16 aylık süreçte dışarıda kalmak beni biraz üzdü ve yaraladı. Onun haricinde... Thank you.
O maçta maçı canlı izleyen bir gazeteciyim. Maçın öncesini çok yakından takip eden, sonrasını da yakından takip eden, orada yaşananlarla ilgili ne diyelim, kalem oynatan gazetecilerden bir tanesiyim. O maçla ilgili 100 şey yazıldıysa, yazılmayan daha 1000 şey var. Onu bir kere vurgulamakta fayda var. Bence orada en az suçlu diyebileceğimiz bir grup kategori seçersek onların içine Mehmet Özdere'yi koyabiliriz. Çok gerilimi yüksek, önceden çok gerilmiş, saha dışı olaylarıyla, saha dışı yönlendirmeleriyle başka bir noktaya taşınmış bir maç o maç. Doğal olarak o havadan, o türbün enerjisinden, ki çok da pozitif bir enerji değil bu. Maç öncesi yaşananlardan, ilk maçın İsviçre'deki etkilerinden Mehmet Özdirek de etkilendi. Etkilenmemek mümkün değil. Onun da küçük çaplı, büyük çaplı sonraki açıklamalarda pişmanlıkları var elbette. Ama belli bir noktadan sonra Mehmet Özdirek'e o maçla ilgili olarak ciddi haksızlıklar yapıldığını da düşünüyorum. Mehmet Özdirek'in futbol yolculuğu devam ediyor. Belki duraklar değişse de Samsun'dan çıktığı ilk günden beri içindeki heyecanı asla ama asla kaybetmiyor. Bizim hayatımız futbol, ailemiz kadar eşdeğer diye düşünüyorum. Yani ben işimi çok seviyorum. Onunla birlikte hayata tutunmamdaki çok önemli değerlerden biridir futbol, Beşiktaş kulübü. Bunu hiç inkar etmedim. Güzel oyun, evet, bu güzel oyunu zaten biz başladığımız anda da ifade etmeye çalıştık. Hem saha içinde ve saha dışında, ki günümüzde bu zaman zaman yozlaşsa da, sıkıntılara girse de bundan geri adım atmadan bu doğru mesajları kamuoyuna vermeye çalışıyoruz. Futbol sadece futbol değil, saha içinde yaşananlar değil, saha dışında da bunu doğru kurgulamak ve doğru yaşamak çok önemli. Belki bizi toplumda bu kadar değerli kılan unsurlardan bir tanesi de bu. Güzel Oyun'da bu hafta Beşiktaş'ın ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Mehmet Özdilek'in hayat hikayesini ekranlara getirdik. Haftaya yepyeni bir bölümle, yepyeni bir konukla tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın.